Uçurumdan düşerken tutundukları son dalı da kırıyoruz. Bu ifadeler kağıt toplayıcılarına ait, kağıt ve hurdaları topladıkları depolara baskın yapılmış, birçoğu bazıları tutuklanmış. Bu insanların maruz kaldıkları hukuksuzluk birçok açıdan dikkate değer. Bunlardan biri bu operasyonları gerekçe olarak gösterilen kamu malına, kamuya zarara uğratmak ve haksız kazanca sebep vermek. Bunlar son derece gülünç şeyler. Yani adeta bu suçları aklayan bir durum. Yani nasıl kamuya zarara uğratıyorlar? Sokaktan kağıt toplayarak ve bunları geri dönüşüme sokarak hem ağaçları kurtaran bu insanlar, geri dönüşüme katkıda bulunan insanlar nasıl kamuya zarar atıyorlar belirsiz ve haksız kazanç temin etmek herkese açık olan bir alan. Yani gidin siz de kağıt toplayın ve kazanç sağlayın. Yani bu tür suç haksız ve yersiz, temelsiz suçlamalara bütün aslında muhafazakar, dindar kesimin aşina olması gerekiyor. Başörtüsü yasakları, başörtüsü yasaklansın ifadesiyle yasaklanmamıştı. Başörtüsü kamu düzenini bozduğu için yasaklanmıştı. Başörtüsünün nasıl kamu düzenini bozduğunu tabii ki izah etmiyorlardı. Bu şekilde davranıyorlardı. Başörtüsü eşittir kamu düzenini bozmak, o halde kamu düzenini korumak için de başörtüsü yasaklanabilir. Böyle temelsiz iddialarda bulunanlar ve bu nedenle de harekete geçenlerin sorunun ne olduğu görülmüş durumda. Bu yüzden kağıt toplayan işçilere tam tersine yardım etmek, onları sosyal sigorta ağına dahil etmek için kamunun harekete geçeceği yerde onları cezalandırıcı eylemlerde bulunmak son derece kötü neticelere ulaşacak eylemlerdir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Hem Cumhurbaşkanı ve daha sonra da diğer AK Partililer şunu söylediler. İşte mütevazi olmaktan vazgeçmeyelim. Herkesle hemhal olalım. Herkese hemdert olalım. İşte tam da herkese hemdert olma, hemhal olma yeri burası. Bu kağıt toplayıcılarının yanında olmak, onlara yapılan hukuksuzlukları ifşa etmek, üzerine gidileceğini söylemek bence mütevazi olmanın açık bir göstergesi olacaktır. Davet ediyorum bu olanları, onları. Bir başka husus, bu kağıt toplayıcılarına yönelik bu hukuksuzluk aslında birinci dalga veya işte negatif özgürlükler dediğimiz alana da bir müdahale oluyor. İnsanlar teşebbüs hürriyeti ihlal edilmiş oluyor. Hem de sosyal haklar dediğimiz o haklar konusuna da giriyor. Yani adeta iki alanın çakıştığı bir yerde iki türlü haksızlığa uğramış oluyorlar. Yani hem sosyal hakları yerine getirmediği için insanlar günlük iaşesini sağlamak için zor bir alana, ekmeğini taştan çıkarma alanına girmişken bir kez daha mağdur ediliyorlar. Bu yüzden bütün insan hakları örgütlerinin de ilgisini çekmesi gereken bir alan. Eğer gerçekten haksız kazançla ilgileniyorsanız, eğer gerçekten kamuyu zarar uğratmak gibi bir derdiniz varsa Pandora kutularına bakın, Demirören grubuna bakın, kendisinin bir kamu bankasından aldığı krediyi ödemezken İşte İngiltere'de bazı yerlerde vergi kaçırıp oralarda yatırım yaptığını görüyoruz. Eğer gerçekten haksız kazanç elde etmek sorunlusa Pandora kutusunun da bizim gözümüzün önüne serilen bu olaylara dikkat edin ve kamuyu zarara uğratmayın ve haksız kazanç uğrayanların üzerine gidin. Kağıt toplayıcılarını serbest bırakın ve çekçeğime de dokunmayın.